Evet sevgili disket kutusu takipçileri, Ocak ayında çıkış yapan 10 oyunu sizler için derledim. Tabii ondan fazla oyun çıkıyor ancak ben iddialı olduklarını düşündüğüm, başarılı olduklarını düşündüğüm 10 oyunu sizler için bir araya getirdim. Bunun dışında listede göremezseniz ama sizin için favori olan, sizin için dikkat çekici olan oyunlar varsa yorumlara yazarsanız hem ben görmüş olurum hem diğer arkadaşlar da görmüş olurlar dedikten sonra hızlı bir şekilde listemize geçelim. İlk sırada Hitman 3 var biliyorsunuz. Hitman serisi 2015 yılında, 2016 yılında düzeltiyorum, bir reboot görmüştü ve IO Interactive seriyi sandbox stiline biraz daha kavuşturarak Hitman 1, 2, 3 diye World of Assassination üçlemesi adı altında yeni bir yapıya büründürmüştü. Fakat bu yapıya büründürürken episodik yani bölüm bölüm ilerleyen bir konsepte gittiler ve bu bölüm bölüm ilerlemesi pek de oyuncular tarafından sevilmedi. Çünkü oyunun bir heyecan dalgası vardı, o gitti ve elde olan tek bölümde yeterli olmadı. Ardından gelen bölümlerde tekrar o heyecan dalgası yakalanamadı. Birazcık arka planda kalmış gibi hissettirdi. Tabii bunun üstüne Splinter Cell, Metal Gear Solid, Thief gibi böyle öncü gizlilik türü oyunların ortadan kalkması neredeyse. Yani gizlilik türünün ana akım oyun türünün önemli bir parçası haline gelmemesi nedeniyle işte artık ne oldu? İşte Watch Dogs'da belki isterseniz gizlilikle ilerleyebileceğiniz alternatif size sunuluyor. Veya yakın dönemde çıkan Cyberpunk 2077'de isterseniz gizlilikle ilerleyebileceğiniz bölüm tasarımları yapmışlar. Ancak stealth türü yani gizlilik türü maalesef eskisi kadar popüler değil ve yavaş yavaş ölüyor. Indie oyunlardan gizlilik türüne dair bazı oyunlar gelse de bu da bizi çok kesmiyor açıkçası. Hani büyük bütçeli bir yapımın yerine asla geçemiyor. Dedikten sonra IO Interactive'e geri dönelim. Hitman 3'e geri dönelim. 2017 yılında Square Enix ile yollarını ayırmışlardı. Square Enix 43 milyon dolarlık bir zarardan bahsederek IO Interactive ile yollarını ayırmışlardı. Ve IO Interactive feleğin çemberinden geçen ki Freedom Fighters gibi çok başarılı bulduğum bir oyunları vardı 2003 yılında çıkan. Ardından Kane & Lynch serisiyle farklı bir şeyler denemeye çalıştılar. Kötü bir oyun değildi Kane & Lynch serisi ancak beklenen etkiyi de yapamadı. Ardından tabii Hitman'e geri döndüler. Hitman 3 World of Assassination konseptini devam ettiriyor. Dünyanın farklı noktalarında suikastlar düzenliyorsunuz. Ve mümkün olduğunca gizli biçimde ve tabii sandbox dedim ya başta, o sandbox stilini de koruyarak yani isterseniz kalabalığı kullanarak isterseniz teknolojik alet edevatları kullanarak nasıl arzu ederseniz suikastınızı o şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve Hitman 1 ve 2'deki dünyaları da ücretsiz bir biçimde Hitman 3'e aktarabiliyorsunuz. Hitman 3 umarım günden güne ilginin yitirildiği, aynı zamanda geliştiricilerin de pek el atmak istemediği gizlilik türüne bir ilham olur diyelim. Bir enerji, sinerji katar diyelim ama hani IO Interactive bile artık kendi oyununu kendi geliştiriyor. Son atımlık kurşunu gibi geliyor bana da bir noktada. Umarım başarılı olur ve kaldıkları yerden devam ederler ya da iyi bir yayıncı eşliğinde Hitman serilerini ve yeni oyunlarını geliştirmeye devam ederler. Dedikten sonra geçelim bir sonraki oyunumuza. Bir sonraki oyunumuz King Arthur Knight's Tale isimli erken erişim aşamasında satışa çıkacak olan, oyuncularla buluşacak olan bir oyun. Benim sevdiğim bir oyun tarzı aslında. Sıra tabanlı taktiksel bir RPG oyunu. XCOM ya da Fire Emblem gibi diyebiliriz bir noktada. Bir takımı yönetiyor olsak da ana karakterimize odaklı bir RPG işleyişinden bahsediliyor. Kral Arthur efsanesini farklı bir açıdan ele alıyor bu oyun. Nasıl? Siz Kral Arthur'u öldürmek için yola çıkmış bir karakteri yönlendiriyorsunuz. Sir Mordred adında bir karakter. Ve bu karakter Kral Arthur'a işte bir mücadelede meydan okuyor ve Kral Arthur'u alaşağı ediyor ama Kral Arthur da ölmeden önce bizim karakterin dalağına saplıyor bıçağı ve her ikisi de tam olarak ölmeden böyle iki dünya arasında kalıyor. Limbo gibi bir bölgede kalıyorlar ve bu bölgede biraz nasıl diyeyim biraz değil fazlasıyla hilkat garibelerinin de yer aldığı enteresan fantastik karanlık fantezi öğelerini içeren bir dünya. Ve oyuncular artık Kral Arthur'la sadece mücadele etmekle kalmıyor ve artık yeni Kral Arthur diyelim değişik o karanlık fantezi öğeleriyle birlikte o karanlık dünyanın kralı olan Kral Arthur'la mücadele etmekle kalmayacak. Etrafta çeşitli hilkat garibeleriyle mücadele etmekte zorunda kalacak. Açıkçası oyun çok hoşuma gitti. Düşman tasarımları çok hoşuma gitti. Dünyası çok hoşuma gitti. Karanlık fantezi diyoruz zaten. Ancak erken erişimde olduğu için ben es geçeceğim. Çünkü bu tarz oyunların tamamlanıp çıktıktan sonra
etinden sütünden faydalanmayı, yani tam anlamıyla bitmiş bir oyunu oynamayı, yarım yamalak demeyeyim ama eksikleriyle çıkan bir oyunu oynamaya kesinlikle tercih ederim dedikten sonra geçiyorum bir sonraki oyuna. Bu arada ekleme yapayım. Az önce bahsettiğim oyunda, yani King Arthur Knight's Tale'de 5 farklı sınıftan 30 farklı kahraman da yer alıyor. Onu da eklemiş olayım. Aslında 10 tane oyun dedim başlangıçta. Stronghold Warlords da bu listede vardı. Fakat son saniyede videoya girerken bir baktım, oyun 9 Mart tarihine ertelenmiş. Stronghold, gerçek zamanlı strateji türü sevenlerin çok yakından tanıdığı bir oyun. Hani Age of Empires ile zamanında böyle kafa kafaya giden bir oyundu. Yani zamanda kafa kafaya gidiyordu, şimdi gitmiyor mu? Valla Warlords'u oynayabilseydik bir şeyler söyleyebilirdim ama Stronghold hiç de fena gitmiyor kendi rayında. Gerçek zamanlı strateji türünde, her ne kadar eskisi kadar bu türler popüler ve büyük türler olmasalar da kendi rayında, kendi topluluğuna hitap ediyor. Artık 9 Mart'ı beklemek zorunda kalacağız. Stronghold Warlords'u oynayabilmek için dedikten sonra Yakuza Remastered Collection PC ve Xbox için çıkışını gerçekleştirecek. Bu paketin içerisinde Yakuza 3, 4, 5 var. 1080p 60 FPS yükseltmesine sahip. Zamanda 720p 30 FPS olarak oynanan bu oyunlar, ki orijinal olarak PlayStation 3'e çıkmışlardı. Batı'da süratle popülerite kazanan Yakuza serisinin hemen ardından işte Yakuza Kiwami, ilk oyuna remake yaptılar, ardından ikinci oyuna remake yaptılar. Yakuza Zero diye yeni bir oyuna imza attılar ve ardından 3, 4, 5'i remake değil ama nasıl diyelim, teknik olarak yükselterek HD Remastered diyebileceğimiz tabiri caizse bir konsepte, bir teknik yükseltmeyle oyuncularla buluşturdular. Zaten daha önce PlayStation 4'e çıkmıştı. Ben de PlayStation 4 için almıştım bu paketi. Şimdi PC ve Xbox'a geliyor. Aslında çok sevindirici bir dönem sadece Sony konsollarına çıkan bir oyundu. Ama bu popülaritenin yükselmesi, Sega'nın da oyunlarını daha fazla oyuncuya buluşturmak için hamlede bulunması, stratejisini değiştirmesiyle birlikte artık oyunu daha fazla oyuncu farklı platformlarda oynayabilecek. Eğer 3, 4, 5'i ben de oynamadım. Ancak Yakuza serisini seviyorsanız 3, 4, 5'in altyazısının değiştirildiğini, daha iyi bir altyazı çevirisi, her ne kadar Türkçe olmasa da İngilizce olarak Yakuza serisinin namına yarışır ve o hikayeyi daha anlamlı bir biçimde oyunculara sunulabilecek kıvama getirilip yenileştirmişler. Yani senaryoyu daha derleyip toplamışlar diyelim tabiri caizse. Yani bir şans vermenizi isterim. Tabii yakın zamanda remake veya Yakuza Zero'yu oynadıysanız, onlar biraz daha görsel anlamda günümüz dönemine uygun hale getirilmiş. Bunlarsa birkaç jenerasyon öncesinin oyunları. Bunu da göz önünde bulundurmanız lazım. Ama ben Yakuza oyunlarını modern beat'em up oyunları gibi oynuyorum. 3 boyutlu beat'em up oyunları gibi görüyorum. Hafif RPG öğeleri de serpiştirilmiş ve gerçekten çok keyifli ilerliyorlar. Eminim Kiryu'nun macerası, Yakuza serisindeki macerasını beğenerek devam ettireceksiniz diye düşünüyorum. Dedikten sonra geçelim Medium'a. Korku türü oyunlarda bana soracak olursanız, gizlilik türü oyunlarda olduğu gibi artık oyun dünyasının maalesef itici gücü değil. Survival horror dediğimiz tür neredeyse tükenmiş durumda. İşte Amnesia gelirse geliyor, Layers of Fear gelirse geliyor, Outlast gibi oyunlar geliyor ama o Silent Hill'ler, Resident Evil'lar, daha önce bunun muhabbetini yapmıştık, İşte Undying'ler, bunlar maalesef tarihin tozlu raflarındaki yerlerini aldılar. Ancak diğer taraftan tutkulu oyun geliştiricileri, bağımsız oyun geliştiricileri korku türü oyunlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Az önce bahsettiğim Layers of Fear'ın geliştiricisinin Polonyalı Bluebird Team tarafından geliştiriliyor. Daha önce Layers of Fear ve Observer gibi oyunları imza atmışlardı. Hemen ardından Layers of Fear 2 ve yakın zamanda Blair Witch oyunlarını da çıkardılar. Fakat bu son iki oyun, yani Layers of Fear 2 ve Blair Witch diyebileceğimiz oyunlardı. İlk Layers of Fear ise o playable teaser, Silent Hill'in meşhur demosunun ardından bir gazla yapılmış ve gerçekten de kendine özgün yapısı da olan bir oyun olarak hafızamıza kazındı. Medium ise psikolojik korku oyunu olarak karşımızda. Third person bakış açısına sahip. Daha önceki oyunları hep first person'du. İlk defa karakteri dışarıdan görebileceğiz. Böyle vücudunu, omuzlarını, kollarını, bacaklarını görebileceğiz. Bu tarz oyunlarda önemli buluyorum. Hatta kimi yerlerde Silent Hill esintisine de sahip bir oyun görüntüsüne sahip Medium. Kontrol ettiğimiz karakter Maria'nın ruhlar alemine de geçiş yapan, ruhlar aleminde de gezinen bir karakter.
Şöyle bir 15-20 dakikalık oynanış videosunu izledim. Benim gördüğüm kadarıyla gameplay bazında güçlü bir oyun değil Medium. Daha çok yine gizlenip saklanarak ilerlediğimiz, düşmanlardan mümkün olduğunca kaçındığımız bir konsepte sahip. Bu kısmıyla açıkçası ben bu tarz oyunlardan sıkıldığım için beni cezbetmedi ama bekleyen de çok büyük bir kitle var. Oyunun bizi belki de kavrayacağı en önemli nokta distopik sürrealist resimleriyle tanınan, ismini doğru telaffuz edebilecek miyim bilmiyorum. Çünkü bu Polonyalıların ünlü harflerle sıkıntıları var. Ünsüz harfler üzerinden isim koymayı seviyorlar kendilerine. Zdzisław Beksiński isimli Polonyalı bir ressamın yapmış olduğu işlerden esinlenerek bir dünya oluşturmuşlar. Dünyası çok hoş duruyor. Bakalım oyunun kendisi ne kadar başarılı olacak dedikten sonra geçelim bir sonraki oyunumuza. Gods Will Fall. Adından da fark edeceğiniz üzere tanrılarla münakaşaya girişeceğimiz, onlarla kafa kafaya girişeceğimiz bir oyunla karşı karşıyayız. Bir Viking klanı var elimizde. Bir Viking savaşçı grubu var. Ve bu savaşçı gruptan bir tanesini seçip zindana girerek veya o dünyaya girerek, bu sürekli değişen bir dünya, karakteriniz öldüğünde bir başkasını alıp değişen dünyayla birlikte yolculuğunuza devam ettiriyor. Ve kötücül tanrıları indirmeye çalışıyorsunuz. Oturaklı bir savaş sistemine sahip, güzel de bir dünyaya sahip gibi görünüyor. Fakat Steam'de ya kaç paraymış diye bir bakayım dedim. 110 lira gibi bir fiyatı var. Ya Hades 35-40 liradan çıktı. Niçin bu oyun 110 lira gibi bir fiyatla çıkıyor bilmiyorum. Bana birazcık pahalı geldi açıkçası. Ancak yine de bu oyunun çıktığında haber edeyim arkadaşlar. Hemen ardından Super Meat Boy Forever var. Ya Super Meat Boy Forever'dan çok fazla bir şey beklememenizi isterim eğer bir Super Meat Boy hayranıysanız. Çünkü Super Meat Boy Forever, o Forever kısmından aslında anlaşılması lazım, bir freerunner oyun. Yani o mobil oyunlarda vardır ya, sürekli koşan bir karakteri hoplatırsınız, zıplatırsınız. Birazcık böyle ne bileyim metroda ayakta giderken, tuvalette işte işinizi hallederken biraz vakit geçirmelik oyunlar olarak ön plana çıkarlar. Bu da öyle bir oyun. Yorumlara baktığımda pek çok insan bu mu ya, mobil oyun gibi bir şey demiş ama zaten oyun duyurulduğunda mobil platform odaklı duyurulduğu da ilan edilmişti. Herhalde o arada bir yanlış anlaşılma olmuş. Velhasıl kelam, Super Meat Boy Forever'dan büyük bir şey beklememenizi şiddetle tavsiye ederim. Ama çıktığında bilin efendim. Hemen ardından Everspace 2'ye geçelim. 2017'de çıkan lootlama odaklı bir RPG oyunu Everspace ve bunun devam oyunu Everspace 2 erken erişim olarak bu ay çıkıyor. Uzay savaşlarına odaklı bir oyun. Efektler gerçekten çok güzel duruyor. First person bakış açısına da sahip olması bu tarz savaşları sevenleri de oyuna hızlı bir şekilde adapte edecek diye düşünüyorum. Bunun da erken erişim olduğunun altını çizeyim. Biliyorsunuz yani erken erişim oyunlara olan tavrım ve duruşum. Tabii ki oyun geliştiricilerine destek olmak için güzel bir şey ama hani alırsınız bence erken erişimde beklesin. Adamlar biz bu oyunu yaptık dediğinde oynamaya başlayabilirsiniz. Eğer arzu ediyorsanız dedikten sonra geçelim bir sonraki oyunumuza. Oija diye bir oyun benim bu ay dikkatimi çekti. Devolver Digital tarafından geliştiriliyor. Devolver Digital başarılı bağımsız oyunları yayıncılığını üstlenmekle tanınıyor. Hotline Miami desem eminim hepiniz evet şu yayıncı diye kafanızı sallayacaksınız arkadaşlar. Benim için dikkat çekici yanı akıcı savaş ve platform özelliklerine sahip olmasıydı. Ve aynı zamanda karakterimizin mistik bir mızrağı var. Bu mistik mızrağı fırlattığı yere hızlı bir şekilde de seyahat edebiliyor. Ve bu haliyle çok akıcı, hızlı, aksiyonlu savaşlar çıkarabiliyormuşuz gibi görünüyor oynanış videolarından. Devolver Digital'ın da yayıncılığını üstlenmesi başarılı bir oyunla karşılaşabilirmişiz hissini güçlendirdi bende. Ancak öteki taraftan piksel sanatıyla geliştirilmiş bir oyun olması nedeniyle her oyuncuya gitmeyebilir dedikten sonra son oyun Sinan abiden geldi. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Dedim bu oyunu da ekleyebilirsin. Aslında bu oyun 2019 yılında konsollara, Macos'a ve Microsoft Store'a çıkmış bir oyun. Ama Steam'e şimdi geliyor. Olur ya, Steam dışında alışveriş yapmıyorum, dijital kütüphanemi Steam'le sınırlandırdım diye takıntı ediyorsanız buyurun efendim, Yaga isimli oyunumuz şu anda Steam'e çıkış yapmak üzere. Tek kollu bir demircinin hikayesini anlatıyor ki bu bir İskandinav halk masalıymış arkadaşlar. Görsel olarak ve müzikleriyle çok hoş duruyor.
terzi kendi söküğüne dikemez derler ama bu demirci abimiz kopuk kolunun olduğu yere özel silahlar tasarlayarak savaşların şeklini de değiştirebiliyor. Hafif RPG esintileri var ve bol aksiyonlu ilerliyor. Hem müzikler hem görsel tasarım dediğim gibi benim çok hoşuma gitti. Bence sizin de ilginizi çekebilir Steam üzerinde. Ve benden bu videolukta bu kadar. Umarım sizin de ilginizi çeken beğendiğiniz oyunlar vardır. Tabii şimdi jenerasyon geçişi yaşanıyor biliyorsunuz. Yani oyun dünyasında konsolların bir itici güç olduğu gerçek. Yani konsollar bir sonraki nesle geçtiğinde o arada boşluklar oluyor. Biz de backlogumuza böyle geri dönüp zamanında oynamadığımız oyunları oynayabiliyoruz veya böyle arada indie veya orta karar, orta şekerli oyunlara yönelebiliyoruz. Artık biraz bekleyeceğiz. Ben bu sene çok fazla böyle büyük bir oyun beklemiyorum. Belki onun üzerine de bir video yapılabilir ama hani biraz sakin geçecek. 2013-2014 yıllarındaydı zannedersem. Herkesin Watch Dogs'la yatıp kalktığı yıllarda başka oyun yoktu. Yani herkes Watch Dogs konuşuyordu. Biraz o çorak dönemi girmiş durumdayız. Ancak bir iki sene sonra tekrar büyük büyük oyunları, büyük büyük hikayeleri tekrar konuşacağımız bir dönem gelecektir umarım. Dedikten sonra önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.